Hicret O sırada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anha gitti ve vakit kaybetmeden evin arka penceresinden eğerli halde bekleyen iki devenin yanına çıktılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birine bindi diğerine de Ebu Bekir bindi radıyallahu An. Oğlu Abdullah'ı ise arkasına bindirdi. Daha önceden planlandığı şekilde Yemen'e giden yol üzerinde ve güneyde olan Sevir mağarasındaki bir mağaraya doğru yöneldiler. Çünkü Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yokluğu anlaşılır anlaşılmaz tüm kuzey yollarına gözcüler ve takipçiler gönderileceğini biliyorlardı. Mekke'nin biraz dışına çıkınca Peygamber aleyhissalatu vesselam devesini durdurdu ve arkasına bakarak Allah'ın yeryüzünde sen bana ve Allah'a en sevgili yersin. Ve halkım beni senden çıkarmasaydı senden ayrılmazdım dedi. Hz. Ebu Bekir anh'ın köle olarak aldığı sonradan azat ettiği çoban Amir İbni Fuheyre sürüsüyle onların izlerini kapatmak için arkalarından geliyordu. Mağaraya vardıklarında Ebu Bekir radiyallahu anh oğlunu develerle birlikte eve geri gönderdi. Ve ona ertesi gün Hz. Peygamber'in yokluğu fark edilince neler konuşulduğunu dinlemesini ve ertesi gece haber getirmesini söyledi. Amir koyunlarını gündüz her zamanki gibi diğer çobanlarla otlatacak, akşam olduğunda ise Mekke ile Sevr arasında Abdullah'ın izlerini kapatmak için dolaştıracaktı. Ertesi gece Abdullah ve kardeşi Esma mağaraya onlara yemek getirdiler.'' verdikleri haber şuydu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yakalayıp getirene yüz deve ödül verilecekti. Atlılar Mekke'den Yesrib'e giden tüm yolları ikisini de birlikte yakalamak için araştırıyorlardı. Ebu Bekir radıyallahu anh da yok olduğu için ikisinin beraber gittiğini tahmin ediyorlardı. Fakat Abdullah'ın belki de bilmediği başka bir grup onun Mekke dışındaki mağaralardan birinde olabileceğini düşünüyordu. Yanı sıra çöl Arapları iyi iz sürerlerdi. Sıradan bir bedevi arkasından bir koyun sürüsü takip etse bile küçük izler arasındaki büyük izleri fark ederek oradan iki veya üç deve geçtiğini bile anlayabilirdi. Kaçanların güneyde bir yerde olmaları muhtemel değildi. Fakat bu kadar büyük bir ödül için her yol denenebilirdi ve sevre giden yolda koyun izleri arasındaki deve izleri de anlaşılabilirdi. Üçüncü gün dağın sessizliğini, kaya güvercini olduklarını tahmin ettikleri iki kuşun kanat çırpışlarından ve ötmelerinden çıkan sesler bozdu. Kısa bir süre sonra derinden gelen fakat sanki dağa tırmanan birileri varmış gibi gittikçe yükselen insan sesleri duydular. Fakat Hava kararıncaya kadar Abdullah'ı beklemiyorlardı. Ve güneşin batmasına daha belli bir vakit vardı. Buna rağmen mağara normalden daha az ışıktı. Artık sesler uzaktan gelmiyordu. En azından beş veya altı adam gittikçe yaklaşıyordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radiyallahu anha baktı ve ''Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir.'' dedi. Daha sonra şunu ekledi: Üçüncülere Allah olan iki kişi artık yaklaşan ve duran ayak seslerini duyabiliyorlardı. Adamlar mağaranın dışındaydılar. Hepsi de kararlı bir şekilde mağaraya girmeye gerek olmadığını, çünkü orada kimsenin bulunmayacağını söylediler. Daha sonra geldikleri yoldan geri döndüler. Uzaklaşan ayak sesleri duyulmaya başlayınca Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radiyallahu an mağaranın ağzına geldiler. Önünde sabahleyin görmedikleri hemen hemen girişin tümünü kapatan insan boyunda bir akasya ağacı vardı. Açık kalan yeri de bir örümcek akasya ile mağaranın duvarı arasında ağ örerek kapatmıştı. Ağın içinden baktılar, mağaraya girerken adamın ayağını basacağı yere kayanın çukuruna bir kaya güvercini yuva yapmıştı ve altında yumurta varmış gibi duruyordu. Erkek güvercin ise biraz yüksekteki kayaya tünemişti. Abdullah ve kardeşinin sesini bekledikleri saatte duyunca kendilerini koruyan ağı kibarca kaldırdılar ve güvercini ürkütmemeye çalışarak onları karşılamaya gittiler. Amir de onlarla birlikteydi. Fakat bu kez sürüsü yoktu. Amir Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yolculuk için seçtiği develeri emanet ettiği Bedevi'yi getirmişti. Bedevi henüz Müslüman olmamıştı fakat sırlarını gizleyeceğine güvenilebilirdi. Bu adam onları Yesrib'e sadece gerçek bir çöl adamının bilebileceği yollardan götürecekti. Bedevi onları iki dağ arasındaki vadide yanında Hazreti Ebubekir'in iki devesi ve kendi için aldığı bir deve ile birlikte bekliyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu an ihtiyaçlarına yardım etmek üzere amiri arkasına bindirecekti. Mağaradan çıktılar ve düzlüğe indiler. Esma bir çanta dolusu yiyecek getirmişti fakat ip getirmeyi unutmuştu. Bu yüzden kuşağını çıkardı, ikiye yırttı ve birini babasının semerine çantayı bağlamakta kullandı, diğerini de kendine ayırdı. Bu olaydan sonra ona iki kuşaklı adı verildi. Ebu Bekir radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve selleme develerin en iyisine binmesi için verdiğinde o ben benim olmayan deveyle gitmem dedi. Ebu Bekir radıyallahu an fakat o senin ey Allah'ın Resulü dedi. Hayır dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun için kaç para ödedin? Hz. Ebu Bekir söyledi. Peygamber aleyhissalatü vesselam deveyi o fiyattan alıyorum dedi. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam daha önce birçok kez ondan hediye kabul ettiği halde bu özel bir durum olduğu için Ebu Bekir radıyallahu anh hediye etmekte ısrar etmedi. Bu durum Resul'ün hicretiydi. Allah rızası için yurdundan tüm bağlarını koparmasıydı. Bu nedenle hicret yani yaptığı fedakarlık sadece kendinin olmalı ve başkasıyla paylaşılmamalıydı. Bu olayın bir parçası olduğu için binek de kendisinin olmalıydı. Hicret ettiği sırada aldığı devenin adı Kesva idi ve o günden sonra en sevdiği devesi olarak kaldı. Rehberleri onları Mekke'den biraz doğuya, biraz güneye doğru götürdü. Sonunda Kızıl Denize ulaştılar. Yesrib Mekke'nin kuzeyindeydi fakat sadece o noktadan kuzeye yönelebilirlerdi. Sahil yolu kuzey batıya gidiyordu. Birkaç gün bu yolu takip ettiler. İlk akşamlarından birinde Nabi çölünde su ararken Rebiülevvel ayının hilalini gördüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeni ayı görünce ey iyilik ve rehberlik hilali imanım seni yaratanadır dedi. Bir sabah karşı taraftan küçük bir kervanın geldiğini görerek şaşırdılar ve korktular. Fakat onun devesine yüklediği elbise ve diğer ticari eşyalarla Suriye'den dönen Hz. Ebu Bekir'in kuzeni Talha olduğunu görünce şaşkınlıkları sevince dönüştü. Hazreti Talha gelirken Yesrib'e uğramıştı. Mallarını Mekke'de satar satmaz hemen geri dönmeyi düşünüyordu. Yesrib'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelişinin büyük bir merakla beklendiğini haber verdi. Ve veda etmeden önce onlara zengin Kureyşlilere satmayı planladığı beyaz Suriye elbiseleri hediye etti. Hazreti Talha ile karşılaştıktan kısa bir süre sonra kuzeye doğru yöneldiler sahilin biraz içinden ilerleyerek kuzey doğuya döndüler artık yönleri direkt olarak Yesrib'e dönüktü. Yolculuğun belli bir zamanında peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldi. Hiç şüphesiz sana Kur'an'ı farz kılan seni dönülecek yere elbette döndürecektir. Mağaradan ayrılışlarının 12. günü Şafak'ta Akik Ovası'na vardılar ve diğer taraftaki tepeye tırmandılar. Tepe'nin en yüksek yerine ulaşmadan önce güneş yükseldi ve sıcak artmaya başladı. Diğer günlerde sıcağın en yüksek dereceye ulaştığı zamanlarda dinleniyor, yolculuk etmiyorlardı. Fakat bu son tepeyi durmadan aşmaya karar verdiler. Tepeye ulaşıp vadiyi gördüklerinde ise durmak istemediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in rüyasında gördüğü iki grup kara kaya yığını arasındaki suyu bol yer önlerinde uzanıyordu. Koyu yeşil hurma bahçeleri ve açık yeşil bostanlar bulundukları noktadan yürüyerek üç mil aşağıda gözler önüne serilmişti. Yeşilliğin en yakın noktası hicret edenlerin ilk durağı olan ve bazılarının hala orada bulunduğu Küba idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rehbere bizi Kuba'daki Beni Amra götür. Şehre götürme dedi. Vadinin en kalabalık yerleşim merkezi bu adla tanınırdı. O zamandan sonra bu şehir tüm Arabistan'da ve her yerde El Medina, Medine olarak anılmaya başlandı. Günlerce önce Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kaybolduğu ve onu bulana verilecek ödülün haberi vahaya ulaşmıştı. Kubalılar onu gelme vakti geciktiği için her gün bekliyorlardı. Bu yüzden her sabah namazdan sonra Beni Amir'den birkaç adam, başka kabilelerden adamlarla ve Mekke'den hicret eden fakat henüz Medine'ye girmemiş olan muhacirlerden bir kısmıyla yola çıkıyor ve onu arıyorlardı. Tarlaları, hurma bahçelerini geçip kayalık bölgeye varıyorlar ve ve sıcak bastırana dek yolu gözlüyorlar, daha sonra tekrar evlerine dönüyorlardı. O sabah da gitmişler fakat dört yolcu kayalıklardan inmeye başladığında geri dönmüşlerdi. Artık gözler bekleyişle o yöne bakmıyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radiyallahu anh'ın yeni beyaz elbiseleri arkasındaki mavimsi kaya zemininde daha da belirginleşerek güneşten parlıyordu o sırada evinin çatısında olan bir yahudi onları gördü onların kim olduğunu hemen anladı çünkü kubalı yahudiler komşularının neden her sabah şehrin dışına çıkıp bir şeyler araştırdığını sormuşlar ve nedenini öğrenmişlerdi bu yüzden yüksek sesle bağırdı kaylen'in oğulları o geldi o geldi Çağrıyı duyan çocuk, kadın ve adamlar evlerinden fırladılar. Bir kez daha yeşillikten geçip kayalığa doğru gittiler. Fakat fazla ilerlemelerine gerek yoktu. Çünkü o zamana kadar yolcular ilk hurma bahçesinin yanına ulaşmıştı. O her yönüyle coşku dolu bir öğlendi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle hitap etti: "Ey insanlar, birbirinizi barışla selamlayın." Açları doyurun. Akrabalık bağlarına saygı gösterin. Herkes uyurken namaz kılın. Böylece selam içinde cennete gireceksiniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daha önce Hamza radıyallahu an ve Zeyd radıyallahu anı da misafir eden yaşlı bir Kubalı olan Gülsüm'ün evinde kalmasına karar verildi. Gülsüm'ün kabilesi olan Beni Amr Evsin bir koluna mensuptu. Bu yüzden iki Yesripli kabilenin de misafirperverliği paylaşması için Ebu Bekir radıyallahu an Medine'ye biraz daha yakın olan Sun köyündeki bir hazreçli de kaldı. Bir veya iki gün sonra Ali radıyallahu an Mekke'den geldi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kaldığı evde misafir oldu. Emanet edilen malları sahiplerine geri vermesi üç gününü almıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi selamlamaya pek çok kişi geliyordu. Bunların arasında iyi niyetten değil meraktan gelen Medineli Yahudiler de vardı. Fakat üçüncü veya ikinci akşam görünüşte diğerlerinden farklı olan ve ne araba ne de Yahudi'ye benzemeyen bir adam geldi. Adı Selman olan bu adam Isfahan'a yakın Cey köyünden İranlı ateşe tapan bir ailenin çocuğuydu. Fakat çok gençken Hristiyan olmuş ve Suriye'ye gitmişti. Ona da bir aziz rahibe bağlanmıştı. Bu rahip ölüm döşeğinde ona kendisi gibi yaşlı fakat çok iyi bir adam olan Musul rahibine gitmesini söylemişti. Hz. Selman Irak'ın kuzeyine doğru yola koyulmuştu. Bu onun için bir dizi yaşlı Hristiyan rahibe bağlanmanın başlangıcını oluşturuyordu. Bu rahiplerin gelmek üzere olduğunu söylediği peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di. O İbrahim'in diniyle gönderilecek ve Arabistan'da ortaya çıkacak, kendi yurdundan hicret edip iki kaya yığını arasındaki hurma ağaçlarıyla dolu ülkeye gidecek. Onun belirtileri şunlardır: Hediye kabul edecek fakat sadaka olarak verileni almayacak ve iki kürek kemiği arasında peygamberlik mührü olacaktır. Selman peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin memleketine gitmeye karar vermişti ve Kelp kabilesinden tüccarlara kendisini Arabistan'a götürmeleri için ödemede bulunmuştu. Fakat Kızıldeniz'in kuzeyindeki Akabe Körfezi'nin yakınında yer alan Vadil Kura'ya geldiklerinde tüccarlar onu bir Yahudi'ye köle olarak satmışlardı. O Vadil Kura'daki hurma ağaçlarını görünce beklediği yerin burası olduğunu zannetmişti. Fakat yine de şüphe içindeydi. Kısa bir süre sonra Yahudi onu Medine'deki Beni Kurayza kabilesinden olan kuzenine satmıştı. Selman radıyallahu an Medine'yi görür görmez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hicret edeceği yerin burası olduğunu anlamıştı. Selman'ın yeni sahibinin Kuba'da bir kuzeni vardı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vardığı haberini bu Yahudi Medine'ye getirmişti. Yahudi kuzenini bir hurma ağacının altında oturur buldu. Ağacın üstünde çalışan Selman adamın şöyle dediğini duydu. Allah Kayde oğullarının belasını versin. Onlar şimdi de Kuba'da Mekke'den gelen bir adamın etrafında toplandılar. Onun bir peygamber olduğuna inanıyorlar. Bu son sözler Hz. Selman'ın ümitlerinin gerçekleştiğini gösteriyordu. Hz. Selman o kadar heyecanlanmıştı ki bütün vücudu titriyordu ağaçtan düşeceğinden korktu ve aşağı indi. Yahudi'ye peygamberle ilgili sorular sormaya başladı. Fakat sahibi ona kızdı ve ağaca çıkıp çalışmasını emretti. Selman o akşam yanına biriktirdiği bir parça yiyeceği alarak kaçtı ve Kuba'ya gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eski ve yeni sahabelerle oturuyordu. Selman onun peygamber olduğundan emindi fakat bununla birlikte yaklaştı ve elindeki yiyeceği bir sadaka olarak verdiğini söyleyerek onlara uzattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına yemelerini söyledi fakat kendisi yemedi. Selman radıyallahu anh bir gün peygamberlik mührünü görmeyi ümit ediyordu. Fakat şimdilik Hazreti Peygamber'i görmek ve söylediklerini duymak yeterliydi. Medine'ye sevinç ve şükür içinde döndü. Medine'ye giriş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Vahaya 27 Eylül milattan sonra 622 pazartesi günü vardı. Medinelilerin Peygamber aleyhissalatu vesselam Kuba'ya geldiği için sabırsızlandıkları haberi geldi. Bu yüzden Hz. Peygamber Kuba'da 3 gün kaldı ve ayrılmadan önce İslam'ın ilk camisinin temelini attı. Cuma sabahı Kuba'dan ayrıldı. O ve arkadaşları onları bekleyen Hazreçli Beni Salim kabilesiyle namaz kılmak için Ranuna Uvası'nda durdular. Bu, o zamandan itibaren yurdu olacak olan ülkede ilk kılınan cuma namazıydı. Beni Enneccar'dan bir grup akrabası onu karşılamaya gelmişlerdi. Bazı Kubalılar ise onu geçirmek için yola çıkmışlardı. Cuma namazını kılanların toplamı bunlarla birlikte yüzü buluyordu. Namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kesva'ya bindi. Ebu Bekir radıyallahu anh ve diğer Kureyşliler de develerine bindiler ve Medine'ye doğru yola çıktılar. Sağlarında ve sollarında şeref koruyucuları olarak ve verdikleri koruma sözünün boş olmadığını göstermek istercesine evsli ve hazreçli adamlar kılıçlarını çekmiş bir şekilde ilerliyorlardı. Bu kadar coşku dolu bir gün daha görmemişlerdi. Allah'ın Resulü geldi. Allah'ın Resulü geldi. Müjdesi yolu kaplayan kadınların, çocukların ve erkeklerin ağzında tekrarlanıyordu. Kesva, Medine'nin güneyindeki hurma ağaçları ve bahçeler arasından geçerken adımlarını yavaşlattı. Evler henüz çok az ve birbirinden uzaktı. Yavaş yavaş daha sık evlerin yer aldığı yerleşim bölgelerine yaklaştılar.'' her evden şu daveti alıyordu. Buraya buyur ey Allah'ın Resulü. Çünkü seni ve diğerlerini koruma gücüne sahibiz. Birçok kez adamlar kesvanın ipini kendi evlerine doğru çektiler. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam her seferinde onları selamlayarak bırakın istediği yere gitsin. Çünkü o Allah'ın emrindedir diyordu.'' Bir noktada sanki deve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın akrabaları olan Hazreçli Neccar kabilesinin Adi kolunun yaşadığı evlere doğru yöneldi. Fakat deve peygamber aleyhissalatu vesselamın çocukken annesiyle birlikte kaldığı bu mahalleden tüm çağrılara da aynı cevabı verdi. Artık Neccar'ın Beni Malik kolunun evlerine ulaşmışlardı. Birinci Akabe'den önce kendisine biat eden altı kişiden ikisi Esad ve Avf bu kabileye mensuptu. Burada kesva yoldan döndü ve içinde hurma ağaçları ve bir yapının kalıntıları bulunan bir bahçeye yöneldi. Bahçenin bir ucu bir zamanlar mezarlık olarak kullanılmıştı. Hurmaları kurutmak için ayrılmış bir yer de vardı. Esad'ın mescid olarak çitle çevirdiği yere doğru ilerledi ve onun önünde çöktü. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun yularını bıraktı fakat inmedi. Deve bir dakika sonra kalktı ve tembelce yürümeye başladı. Fakat fazla uzaklaşmadı, geri döndü ve daha önce çöktüğü yere gitti, tekrar çöktü ve bu kez ayaklarını öne doğru yaydı. Peygamber aleyhissalatü vesselam indi ve ''İnşallah bu evimdir'' dedi. Daha sonra bu bahçenin sahibinin kim olduğunu sordu. Avf'ın kardeşi Muaz radıyallahu an oranın Sehil ve Süheyl adında iki yetime ait olduğunu söyledi. Çocuklar Esad'ın velayeti altındaydılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam onları getirmelerini istedi. Fakat çocuklar zaten oradaydılar ve hemen yanına gittiler. Hazreti Peygamber onlara bahçeyi kendisine satıp satmayacaklarını ve satarlarsa ne kadar fiyat koyacaklarını sordu. Onlar hayır ey Allah'ın Resulü onu sana veriyoruz dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmedi ve Esad'ın yardımıyla bir fiyat belirledi. Bu sırada yakında oturan Ebu Eyyub Halid radıyallahu an devenin yükünü çözmüş ve evine götürmüştü. Kabileden diğerleri de gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kendilerine misafir olması için yalvardılar. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara bir adam yüküyle beraber olmalı cevabını verdi. Ebu Eyyub radıyallahu an kendi kabilesinden ikinci akabede ilk biat eden adamdı. Ebu Eyyub radıyallahu an karısı ile birlikte evinin üst katına taşındı ve alt katı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bıraktı. Hazreti Esad da Kesva'yı çok yakın olan kendi bahçesine götürdü. Ahenk ve Uyuşmazlık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeni aldığı bahçeye bir cami yapılmasını istedi. Kuba'daki gibi hemen yapmaya başladılar. Binanın çoğunu biriketlerden yaptılar. Fakat kuzeydeki duvarın yani Kudüs'e yönelik olan duvarın ortasındaki namaz kılınan oyuğun iki tarafına taş koydular. Bahçedeki hurmaları kestiler ve kerestelerini hurma dallarından oluşan çatıya destek yapmakta kullandılar. Bahçenin hepsinin üstünü kapatmadılar. Büyük bir kısmı çatısızdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medineli Müslümanlara yardımcılar anlamına gelen ensar, kendi yurdunu bırakıp vadiye göç eden Kureyşlilere ve diğer kabilelerden Müslümanlara da göç edenler anlamına gelen muhacir adını verdi.'' Hazreti Peygamber de dahil hepsi yapımda çalıştılar. Çalıştıkları sırada sürekli şu beyti tekrarlıyorlardı. Allah'ın ahiret gününden başka iyi gün yoktur. Ensar ve muhacirine yardım et. Veya ahiret yurdundan başka gerçek hayat yoktur. Allah'ın ensar ve muhacirine merhamet et.'' Bu iki grubun bir üçüncü ile güçlendirileceği ümit ediliyordu. Sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerle Müslümanlar arasında iki grubu bir toplum haline getiren fakat dinlerinde serbest bırakan karşılıklı bir anlaşma imzaladı. Müslümanlar ve Yahudiler eşit statülere sahip olacaklardı. Eğer bir Yahudiye zarar verilirse ona hem Müslümanlar hem de Yahudiler yardım edecekti. Aynı durum bir Müslüman için de söz konusuydu. Putperestlere karşı bir tek topluluk olarak savaşacaklar ve ne Müslümanlar ne de Yahudiler birbirlerinden ayrı barış yapamayacaklardı. Eğer görüş farklılıkları, tartışmalar, anlaşmazlıklar ortaya çıkarsa bu mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla Allah'a götürülecekti. Bununla birlikte anlaşma metninde Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hep Allah'ın Resulü olarak değinilmesine rağmen Yahudilerin normal olarak onun Allah'ın elçisi olduğunu kabul etmek zorunda olduklarını ifade eden bir madde yoktu. Yahudiler bu anlaşmayı politik nedenlerden ötürü kabul etmişlerdi. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Medine'nin en güçlü adamı olmuştu ve gücü daha da artacağı benziyordu kabul etmekten başka seçenekleri yoktu fakat yine de aralarından çok azı Allah'ın Yahudi olmayan bir peygamber göndereceğine inanıyordu. İlk önceleri dışa karşı samimi görünüyorlardı. Buna rağmen kendi seçilmiş topluluklarının üstünlüğünün bilincindeydiler ve bu konuyu kendi aralarında konuşuyorlardı. Yeni dine karşı şüpheli tavırlarını gizli tutmalarına rağmen bu tavrı vahyin ilahi kaynağından şüphe duyan Araplarla paylaşmaya hazırdılar. İslam, Evis ve Hazreç kabilelerinde hızla yayılmaya devam etti. Bazı müminler artık vadiye, Yahudilerin de anlaşmaya katılmasıyla ahenkli bir bütün olarak bakıyorlardı. Fakat vahiy onları gizli uyuşmazlık ve ihanetlere karşı uyarmaya başladı. Bu sıralarda Kur'an'ın en uzun suresi olan ve Fatiha'dan sonra ikinci sıraya alan Bakara suresi indirilmeye başlandı. Sure doğru yolda olanların tanımlanmasıyla başlıyordu. Elif la mim Bu kendisinde şüphe olmayan müttakiler Allah'tan korkup sakınanlar içinde kılavuz olan bir kitaptır ki onlar gayba inanırlar namazı dost doğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Ve yine onlar sana indirilene, senden önce indirilen de iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. İşte bunlar Rablerinden olan bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de bunlardır. Bunun arkasından Hakk'a karşı kör ve sağır olan müşrikleri tanımladıktan sonra üçüncü bir grup insandan bahsediliyordu. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler oysa onlar inanmış değildirler. İman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise derler ki kuşku yok sizinle beraberiz biz onlarla yalnızca alay edicileriz. Bunlar evis ve Hazreç'ten çeşitli samimiyetsizlik derecesinde şüpheciler, kararsızlar ve iki yüzlüler, münafıklar idi. Onların şeytanları ise onlardaki bu şüphe tohumunu sürekli besleyen inkarcılardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada Mekke'de hiçbir zaman karşılaşmadığı bir olaya karşı uyarılıyordu. Orada Müslüman olanların samimiyetinden hiçbir zaman şüphe edilemezdi. Yeni dine girmelerinin sebebi sadece inanmaları ve samimiyetleriydi. Çünkü yeni dine giriş dünyevi hayatla ilgili insana bir şey kazandırmıyor, belki de kayıplara uğratıyordu. Fakat şimdi Medine'de yeni dine girmenin sağlayacağı dünyevi yararlar vardı. Hem de bu yararlar sürekli artış yolundaydı. Müslüman safları arasında hiçbir iki yüzlünün bulunmadığı o günler artık geride kalmıştı. Ayette değinilen şeytanlardan bazıları Yahudilerdi. Yine aynı surede şöyle deniyordu: Kitap ehlinden çoğu kendilerine gerçek hak apaçık belli olduktan sonra nefislerini kuşatan kıskançlıktan dolayı imanınızdan sonra sizi küfre döndürmek arzusunu duydular. Yahudiler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişini ruhi ve manevi aydınlanma için değil, Yesrib'de önce sahip oldukları üstünlüğü tekrar ele geçirmek için sabırsızlıkla bekliyorlardı. Fakat onların ümitlerinin tersine gelen peygamber İsak'ın değil, İsmail'in soyundandı. Bir Allah'a inanan bu peygamberin başarıları ilahi kaynaktan destek gördüğünü gösterecek şekilde çoğalıyordu. Yahudiler onun gerçekten hak peygamber olmasından korktular ve bu yüzden onun gönderildiği topluluğa karşı kıskançlık duymaya başladılar. Bununla birlikte yine de onun gerçek peygamber olmadığına kendi kendilerini ikna ediyorlar ve başkalarına da onun semavi bir elçinin özelliklerini taşımadığını söylüyorlardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gökten haber indirildiğini iddia ediyor halbuki o daha devesinin nerede olduğunu bilmiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devesinin kaybolduğu bir gün bir Yahudi böyle demişti. Peygamber aleyhissalatu vesselam bunu duyunca şöyle dedi: Ben ancak Allah'ın bana bildirdiklerini bilirim. Şimdi o bana gösterdi. Deve size söylediğim gibi yuları ağaca bağlı duruyor. Ensar'dan bir grup adam gittiler ve deveyi onun söylediği yerde buldular. Yahudilerin çoğu ilk önceleri vadide iç savaşın sona ermesine neden olan bu birliğe sevinmişlerdi. Bununla birlikte vadide çatışma olmasından onların daha büyük çıkarları oluyordu. Araplar arası bir çatışma Arap olmayanların değerini artırıyordu. Çünkü onlara müttefik olarak ihtiyaç duyuluyordu. Evs ile Hazreç'in birleşmesi bir taraftan Yesrib Araplarına büyük bir güç vermiş diğer taraftan da bu tür müttefiklere duyulan ihtiyacı da ortadan kaldırmıştı. Anlaşmaya giren Yahudilerin de bu güçten payları olacaktı. Fakat bu aynı zamanda vadi dışındaki Araplara karşı açılan savaşta onlara zorunluluklar yükleyen bir anlaşmaydı. Henüz denemedikleri bu yeni yaşamda onlar için daha başka tehlikeler de ortaya çıkabilirdi. Oysa eski yaşamlarına alışmışlardı.'' Bu yüzden çoğu tekrar eski yaşamlarına dönmek istediler. Beni Kaynukalı, Evs ile Hazreç arasındaki anlaşmazlığı körüklemede usta bir politikacı olan yaşlı bir Yahudi bu iki kabilenin birleşmesine çok kızmıştı. Bu yüzden sesi güzel olan bir gence ensar toplu halde otururken yanlarına gidip bir önceki iç savaştan önce ve sonra iki tarafın karşılıklı birbirlerini suçlama ve aşağılama için yazdığı şiirlerden bölümler okumasını söyledi. Genç söylenenleri aynen yaptı ve orada bulunanların hepsini geçmişe aktaran büyük bir ilgi topladı. Evsliler kendi şiirlerini, Hazretçiler de kendi şiirlerini alkışladılar. Daha sonra bu iki taraf birbirine bağırmaya, hakaret etmeye başladı. Sonunda silahlanın, silahlanın sesleri yükseldi. Kayalıklara gidip tekrar savaşmak için yola çıktılar. Bu haberler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaştığında Peygamber aleyhissalatu vesselam bütün muhacirleri topladı ve aceleyle çatışma yerine gitti. Ey Müslümanlar dedi ve sonra iki kez Allah Allah dedi. Cahiliye devrindeki gibi mi davranacaksınız diye devam etti. Aranızda olmama Allah'ın sizi doğru yola ulaştırıp şereflendirmiş Böylece sizi putperest adetlerden, küfürden korumuş ve kalplerinizi birleştirmiş olmasına rağmen hala bunu mu yapıyorsunuz? Ensar hata ettiklerini ve yoldan çıktıklarını kabul ettiler. Ağlayarak birbirleriyle kucaklaştılar ve Peygamber ve vesselam ile birlikte onun sözlerini dinlemek ve itaat etmek üzere Medine'ye döndüler. Müminler topluluğunu daha çok birbirine bağlamak istediği için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar ile Muhacirler arasında kardeşlik kurumunu ortaya koydu. Böylece Ensar'dan her biri kendisine diğer Ensar'ın tümünden daha yakın bir Muhacir kardeşe, Muhacirlerden her biri de kendisine diğer Muhacirlerin tümünden daha yakın bir Ensar kardeşe sahip oluyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini ve ailesini bundan ayrı tuttu. Çünkü ensardan birini diğerine tercih edip kendisine kardeş seçmek çok zor bir işti. Bu yüzden Ali radıyallahu anh'ın elini tuttu ve "Bu benim kardeşimdir." dedi. Hamza radıyallahu anh ile de Zeyd radıyallahu anh'ı kardeş yaptı. İslam'ın en büyük düşmanlarından ikisi, babaları tarafından biri hazreçli, biri evsli anne tarafından ise kuzen olan ve kabilelerinde büyük nüfuza sahip olan iki adamdı. Evsli Ebu Amir'e tüy bir elbise giydiği ve ara sıra inzivaya çekildiği için bazen rahip derlerdi. Ebu Amir İbrahim'in dinine bağlı olduğunu söylerdi. Bu şekilde Yesripliler arasında prestij ve dini otorite kazanmıştı. Peygamber aleyhisselatü vesselam Medine'ye geldiğinde Ebu Amir ona gitmiş ve yeni dinle ilgili sorular sormuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bu vahyin İbrahim aleyhisselamın dininin devamı olduğunu anlatan bir ayetle cevap verdi. Ebu Amir fakat ben o dine bağlıyım dedi ve inkarda direnerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi İbrahim aleyhisselamın dinini yalanladığını ve bozduğunu iddia ederek suçladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Hayır, ben onu bozmadım. Temiz ve pak olarak getirdim.'' dedi. Ebu Amir, ''Allah yalancıyı yalnız bir sürgün olarak öldürsün.'' dedi. Buna karşı Peygamber aleyhissalatu vesselam şu cevabı verdi, ''Öyle olsun, Allah o söylediğini yalancının üzerine döndürsün.'' Ebu Amir daha sonra otoritesinin gittikçe azaldığını fark etti. Oğlu Hanzalan'ın da Müslüman olup Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bağlanmasıyla prestiji daha da azaldı. Bundan kısa bir süre sonra zaten çok az olan 10 kişi adamlarını toplayıp Mekke'ye gitti. Bu onun kendi kendine uyguladığı sürgünün başlangıcıydı. Onun kuzeni olan Hazreti Abdullah İbni Ubey de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişine sevinmemişti. Onun gidişiyle Abdullah İbni Ubey'in, politik otoritesi sarsıldı. oğlu Abdullah ve kızı Cemile'nin de peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu görünce daha çok sinirlendi. Fakat Ebu Amir'in aksine İbnu Bey yeni gelen adamın etkisinin er geç söneceğini düşünerek bekliyordu. O sırada uyguladığı politika karşı çıkmamakta fakat bazen buna rağmen duygularını ele veriyordu. Hazretin ileri gelenlerinden biri olan Sa'd İbni Muaz radıyallahu anh'ın hastalanması üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitmişti. Vadideki bütün zengin adamlar evlerini kale şeklinde yaparlardı. Hazreti Peygamber Sa'd'ı ziyarete giderken bahçe duvarının önünde çevresinde diğer hazretçilerle oturan Abdullah İbni Ubey'in evinin önünden geçiyordu. Bahçe duvarının dışında bineğinden indi ve ona selam verdikten sonra aralarında biraz oturup onlara Kur'an okumak ve İslam'ı anlatmak istedi. Fakat tam anlatmaya başlayacağı sırada Abdullah İbni Ubey ona döndü ve şöyle dedi. Senin anlatacakların gerçekse hiçbir şey onlardan daha iyi olamaz. O halde evde, kendi evinde otur, sana gelenleri anlat. Fakat sana gelmeyeni konuşmalarınla rahatsız etme ve istemediği halde topluluğuna girme. Hayır dedi bir ses. Bize onu anlat. Topluluklarımıza, mahallelerimize ve evlerimize gir. Çünkü biz onu seviyoruz. Allah bize merhamet etti ve bizi doğru yola ulaştırdı. Konuşan Abdullah İbni Ubey'in her zaman için kendisine güvenebileceğini düşündüğü bir adam olan Abdullah İbni Revaha idi. Hayal kırıklığına uğrayan lider İbni Ubey suratını asarak arkadaşları tarafından terk edilen bir adamın yenilmeye mahkum olduğunu anlatan bir beyit okudu. Artık karşı koymanın anlamsız olduğunu anlamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise Abdullah'ın tamir edici çabalarına rağmen çok üzgün bir şekilde yoluna devam etti. Hasta adamın evine vardığında reddedilmenin üzüntü izleri hala yüzünden okunuyordu. Saat hemen onu üzen meselenin ne olduğunu sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ubey'in küfrünün üzülmesine sebep olduğunu söylediğinde Saad radıyallahu an, Ey Allah'ın Resulü ona nazik davran. Çünkü Allah seni bize verene dek biz ona taç giydirip onu kral yapmayı tasarlıyorduk. Şimdi o kendi krallığını senin çaldığını sanıyor dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri hiç unutmadı. İbni Ubey'e gelince o bir zamanlar çok büyük olan prestijinin gün geçtikçe azaldığını ve İslam'a girmezse tamamen yok olacağını anladı. Diğer taraftan İslam'ı sözle kabul etmiş görünmesi onun otoritesini güçlendirdi. Çünkü Araplar büyük bir sebep olmadıkça eski anlaşma bağlarını koparmazlardı. Bu yüzden kısa bir süre sonra İslam'a girdi normal olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat etmesine ve namazlara devam etmesine rağmen müminler ondan hiçbir zaman emin olmadılar. Şüphe duydukları başka kişiler de vardı fakat İbni Ubey farklı biriydi. Onun etkisiyle samimi olmaksızın yeni dine girdiğini açıklayan grup gittikçe artıyor bu da onun tehlikesini artırıyordu. Caminin henüz yapım halinde olduğu ilk aylardan birinde cemaat büyük bir kayıpla karşılaştı. Vadide Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk biat eden kişi olan Esad radıyallahu an ölmüştü. O iki akabe biatı arasında Musab radıyallahu anha el sahipliği yapmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Yahudiler ve Arap iki yüzlüler benim hakkımda şöyle diyecekler. Eğer o gerçekten peygamber olsaydı arkadaşı ölmezdi. Halbuki ben Allah'ın isteği dışında ne kendim ne de arkadaşım için bir şey dileyemem. Belki de Esad'ın cenaze töreninde Selman'la peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinci defa karşılaştılar. Çünkü sonraki yıllarda Selman radıyallahu an bu olayı şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulü Baki el Garkad'da iken yanına gittim. Orada bir arkadaşının tabutu başındaydı. Selman radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in oraya geleceğini biliyordu. Bu yüzden zamanında oraya ulaşabilmek için işini bıraktı ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Ensar ve Muhacirlerden bir grupla oturur buldu. "Onu selamladım." dedi Selman. Daha sonra peygamberlik mührünü görme ümidiyle arkasına dolandım. Benim isteğimi aldı cübbesini sıyırarak sırtını açtı. Hocamın bana anlattığı şekilde mührü gördüm. Eğildim, mührü öptüm ve ağladım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana yanına gelmemi söyledi. Önüne oturdum ve başımdan geçenleri anlattım. Hikayemi arkadaşlarının da dinlemesini istedi. Daha sonra Müslüman oldum. Selman bir köle olduğu için beni Kurayzalılar arasında yaşıyor ve çok sıkı çalıştırılıyordu. Bu yüzden bu olaydan sonraki dört yıl boyunca Müslümanlarla çok az ilişki kurabildi. Ehli kitaptan İslam'a giren diğer bir adam da Beni Kaynuka'nın dini lideri Hüseyin İbni Selam idi. İbni Selam radıyallahu anh gizlice Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş ve biat etmişti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona Abdullah ismini vermişti. Abdullah halkının kendisinin Müslüman olduğunu duymadan önce onlara kendi konumu hakkında sorular sorulmasını önerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine gitti ve Beni Kaynukan'ın ileri gelenlerini eve çağırdı. Onlara İbni Selam'ın onlar arasındaki konumunu sordu. Beni Kaynukalılar, "O bizim başkanımız ve başkanımızın oğlu. O bizim hahamımız ve en bilgili adamımızdır." diye cevap verdi. Abdullah ortaya çıktı ve onlara ''Ey Yahudiler! Allah'tan korkun ve onun size gönderdiği şeyi kabul edin. Çünkü siz bu adamın Allah'ın Resulü olduğunu biliyorsunuz.'' dedi. Daha sonra kendisinin ve ailesinin Müslüman olduğunu açıkladı. Bunun üzerine halk onun daha önce tasdikledikleri konumunu reddettiler. İslam artık vahada tüm teşkilatıyla yerleşmişti. Vahiy zekat vermeyi, Ramazan ayında oruç tutmayı farz kılmış, helaller ve haramları belirlemişti. Günde beş vakit namaz cemaatle kılınıyordu. Her namaz vakti Müslümanlar yaptıkları mescidin önünde toplanıyorlardı. Herkes namaz vaktini gökte güneşin konumuna, onun doğu ufkundaki ilk ışıklarına veya batıda güneşin batı şekline göre belirliyordu. Fakat kişiler farklı farklı vakitler belirleyebiliyordu.'' Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz vakti geldiğinde Müslümanları namaza çağıracak bir alete ihtiyaç duydu. İlk anda aklına Yahudilerin borusu gibi öttürecek bir adam tayin etmek geldi. Sonradan fikrini değiştirdi ve o zamanki Hristiyanların kullandığı nakus adı verilen tahta çan kullanmaya karar verdi. Fakat bu iki aleti de hiçbir zaman kullanmadılar. Çünkü ikinci Akabe'de biat eden bir hazreçli Abdullah İbni Zeyd radıyallahu anh bir rüya görmüş ve onu ertesi gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlatmıştı. Üstünde iki parça kumaştan yeşil elbiseli bir adam yanımdan geçti. Elinde bir nakus vardı ve ben ey Allah'ın kulu o kuşu bana satar mısın dedim. Onunla ne yapacaksın diye sordu. Onunla insanları namaza çağıracağız dedim. Sana bundan daha iyi bir yol göstereyim mi? Ben nedir o yol diye sordum. Adam Allahu Ekber, Allah büyüktür demelisin dedi. Ve bu ibareyi dört kez tekrarladı. Sonra ikişer kere aşağıdakileri okudu. Allah'tan başka ilah olmadığını şehadet ederim. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Rasulü olduğuna şehadet ederim. Haydi namaza, haydi kurtuluşa, Allah büyüktür. Daha sonra bir kez Allah'tan başka ilah yoktur dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun hak bir rüya olduğunu söyledi. Abdullah İbni Zeyd radıyallahu anh'ten sesi çok güzel olan Bilal'e rüyasında duyduğu sözlerin aynısını öğretmesini istedi. Camiye yakın en yüksek evlerden biri Necer kabilesinden bir kadına aitti. Bilal radıyallahu an oraya her gün şafaktan önce gelir ve şafağın ilk ışıklarını beklerdi. Doğuda ilk solgun ışığı gördüğünde ellerini yukarı kaldırır ve şöyle dua ederdi: "Allah'ım, sana hamd ediyorum ve Kureyş'in Müslüman olması için senden onlara yardım etmeni istiyorum." Daha sonra ayağa kalkar ve ezan okurdu. Yeni Yuva Caminin bitirilmesine yakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem caminin doğu duvarına bitişik iki oda yapılması için emir verdi. Biri hanımı Sevde radıyallahu anha, diğeri de nişanlısı Hazreti Ayşe radıyallahu anha içindi. Binanın yapımı toplam yedi ay sürmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu süre içinde Ebu Eyyub radıyallahu anh'ın evinde kaldı. Sevdenin evi bitmek üzereyken Zeyd radıyallahu anh'ı zevcesi sevdeyi kızları Ümmü Gülsüm radıyallahu anh'a ve Fatıma radıyallahu anh'ayı Medine'ye getirmesi için Mekke'ye gönderdi. Ebu Bekir radıyallahu anh de oğlu Abdullah'a Ümmü Ruman Esma ve Ayşe'yi getirmesi için haber gönderdi. Zeyd radıyallahu an kendi karısı Ümmü Eyman ve küçük oğulları Üsame'yi de beraberinde getirdi. Talha tüm taşınabilir mallarını elden çıkarmıştı. Bu yüzden o da Zeyd'le beraber Medine'ye geldi. Henüz yeni hicret ediyordu. Bu partinin gelişinden kısa bir süre sonra Hz. Ebu Bekir kızı Esma'yı annesi Safiye ile birlikte birkaç aydan beri Medine'de olan Zübeyir ile evlendirdi. Hazreti Ebu Bekir'in kız kardeşi Kureybe yaşlı ve kör olan babaları Ebu Kuhafe'ye bakmak için Mekke'de kalmıştı. Kureybe'nin aksine babası henüz Müslüman olmamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'in Ümmü Eymen radıyallahu anhadan başka kendi yaşında ikinci bir eş almasını uygun gördü ve Cahş'ın oğlu Abdullah'tan güzel kızı Zeynep'i istedi. İlk önceleri Zeynep isteksizdi. Bunun için bir sürü geçerli nedeni vardı. Zeynep bir Kureyşliydi fakat bu sebebi öne sürmesi inandırıcı olmadı. İki taraftan da saf Kureyşli olan annesi Umeyme esetli bir adamla evlenmişti. Zeyd'in Kureyş kabilesine evlat edinildiği hesaba katılmazsa onun ailesinin kabileleri olan Beni Kelb ve Beni Tay, Beni Esed'e göre daha aşağı bir statüdeydi. Zeynep Zeyd'le evlenmesini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istediğini anlayınca razı oldu ve evlilik meydana geldi. O sıralarda kardeşi Hamne de Mus'ab radıyallahu anh'la evlenmişti. Bundan kısa bir süre sonra Zeynep'in annesi Umeyme Medine'ye geldi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat etti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve kızları Sevde ile birlikte yeni yapılan evde oturmaya başladılar. Bundan bir ya da iki ay sonra Ayşe'nin de artık evlenmesi gerektiği kararına vardılar. O sıralarda Ayşe radıyallahu anha güzelliği göze çarpan dokuz yaşlarında bir çocuktu. Güzelliği anne ve babasından kaynaklanıyordu. Kureyşliler babasına yüzü güzel olduğu için atik derlerdi. Annesi hakkında ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Kim cennetteki büyük gözlü huri kızlarını görmek isterse Ümmü Rumana baksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzun süreden beri Ayşe'ye çok yakındı. Ayşe radıyallahu anha peygamber aleyhissalatu vesselam'la babasının Medine'ye hicret edip kendisinin annesiyle birlikte Mekke'de kaldığı birkaç ay dışında onu her gün görmeye alışmıştı. Küçük yaşından beri o anne ve babasının Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hiç kimseye göstermedikleri sevgi ve saygıyı gösterdiklerini fark ediyordu. Ona bunun nedenleri de anlatılmıştı. O Allah'ın resulü ydi. Düzenli olarak Cebrail ile ilişki içindeydi ve o semaya yükselip tekrar yeryüzüne döndüğü için insanlar arasında seçkin bir adamdı. Onun görünüşü bile bu yükselişi gösteriyor ve cennet zevklerinden bir şeyler iletiyordu. Onun mucize dokunuşunda bu zevk elle tutulur hale geliyordu. Herkes sıcaktan bayılırken onun elleri kardan daha serin ve miskten daha güzel kokulu oluyordu. Bunun yanı sıra o sanki ölümsüzmüş gibi yaşını göstermezdi. Gözleri parlaklığından bir şey kaybetmemişti. Siyah saçları ve sakalı hala gençliğin izini taşıyordu. Bedeni ise fil yılından sonra geçen 53 yılın sadece yarısını yaşamış bir adam olduğunu gösterecek kadar zinde görünüyordu. Düğün için bir takım hazırlıklar yapıldı fakat bunlar Ayşe'ye eşsiz ve büyük bir an yaşadığını hissettirecek denli büyük değildi. Evden ayrılmasından kısa bir süre önce Ayşe bahçeye kaçmış ve bir arkadaşıyla oynamaya dalmıştı. Kendisi bu olayı şöyle anlatıyor. Bir tahterevallinin üzerinde oynuyordum. Uzun saçlarım darmadağınık olmuştu. Geldiler, beni alıp götürdüler ve hazırladılar. Ebu Bekir radıyallahu anh Bahreyn'den kırmızı ince çizgili bir kumaş almıştı. Bundan Ayşe radıyallahu anhaya düğün elbisesi diktiler. Bu elbiseyi giydirdiler. Annesi onu elinden tutup dışında ensardan bazı kadınların beklediği yeni eve götürdü. Onu şöyle selamladılar. Mutluluk ve iyilik dileğiyle her şey iyi olsun. Daha sonra onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına götürdüler. Kadınlar onun saçlarını tarayıp Takılarla süslerken Peygamber aleyhisselatü vesselam ayakta onları gülümseyerek seyretti. Diğer düğünlerinin aksine bu düğünde yemek vermedi. Tören mümkün olduğu kadar sadeydi. Bir kase süt getirilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi içtikten sonra kaseyi Ayşe'ye uzattı. O utanarak reddetti. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam ısrar edince içti ve kaseyi yanında oturan kardeşi Esma'ya uzattı. Orada bulunanların hepsi de sütten içtiler. Daha sonra gelin ve damadı yalnız bırakarak hepsi evlerine gittiler. Son üç yıl boyunca Hz. Ayşe'nin arkadaşlarının gelip Ebu Bekir'in avlusunda oynamadıkları çok az gün vardı. Hazreti Ayşe'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in evine taşınması bu durumu değiştirmedi. Artık arkadaşları her gün onu yeni evinde ziyaret ediyorlardı. Bunlardan bir kısmı kendisi gibi ailesiyle Mekke'de hicret edenler, bir kısmı ise Medine'de edindiği yeni arkadaşlardan oluşuyordu. Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor: "Ben arkadaşlarımla beraber bebeklerimle oynardım. O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelirdi. Onu görünce arkadaşlarım kaçışırlardı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları ben onlarla beraber olmak istediğim için geri getirirdi. Bazen onlar kaçmaya fırsat bulamadan olduğunuz yerde kalın derdi. Çocukları sevdiği ve kızlarıyla oynamaya alışık olduğu için bazen onlara katılıp birlikte oyun oynarlardı. Oyuncakların ve bebeklerin birçok rolleri vardı. Ayşe radıyallahu an şöyle diyor: bir gün ben oyuncaklarımla oynarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi ve "Ey Ayşe, bu hangi oyun?" dedi. Ben "Süleyman'ın atları" dedim. O da bana güldü. Fakat bazen geldiğinde onları rahatsız etmemek için cübbesine bürünür beklerdi. Ayşe radıyallahu anh'ın yaşamının üzücü bir yanı da vardı. Yesrib tüm Arabistan'da belli bir mevsimde yayılan ateşli humma hastalığıyla tanınırdı. Bu özellikle vahaya yabancı olanları yakalayan bir hastalıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hummaya yakalanmamıştı. Fakat onun en yakın arkadaşları Hz. Ebubekir, azatlısı Amir radıyallahu an ve Bilal radıyallahu an hummaya tutulmuşlardı. Bir sabah Ayşe babasını ziyaret etti ve üç adamı yarı baygın halde yatarken bulunca dehşete kapıldı. Babacığım nasılsın diye sordu. Fakat babası cevabını 9 yaşındaki bir kızın anlayabileceği seviyeye indiremeyecek derecede hastaydı. Herkes her sabah akrabalarına iyi günler diler ve ölüm onun ayakkabısının bağından daha yakındır. Hazreti Ayşe babasının sayıkladığını zannetti ve Amire döndü. Ölmese de ölüme çok yaklaşan Amir de ona şiirle cevap verdi. O sırada Bilal hummadan kurtulmuştu fakat hiçbir şey yapacak gücü olmadığı için evin avlusunda yatıyordu. Buna rağmen konuşacak kadar gücü vardı. Şu sözleri söyledi. Ah geceleyin bir daha uyuyabilecek miyim? Mekke dışında yetişen sümbül ve kekiklerin arasında mecenne sularından bir daha içip Şame ve Tafili bir daha görebilecek miyim? Ayşe çok üzgün bir şekilde eve döndü. Ateşten akılları başlarından gitmiş bir halde sayıklıyorlar dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anha anlamasa da çocuk hafızasıyla onların söylediklerini kelimesi kelimesine tekrarlayınca ikna oldu ve şöyle dua etti. Allah'ım Mekke'yi bize sevgili kıldığın gibi Medine'yi de bize sevgili kıl hatta daha da sevgili. Bize suyunu ve ekinlerini ver ve hummayı buradan mehyah kadar uzaklaştır. Allah celle celaluhu onun duasını kabul etti. Savaşa başlangıç. Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla onlara karşı savaş açılana müminlere savaşma izni verildi. Şüphesiz Allah onlara yardım etmeye güç yetirendir. Onlar yalnızca Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Bu vahiy Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Medine'ye ulaştıktan kısa bir süre sonra indi. Hz. Peygamber buradaki izninin emir anlamında olduğunu biliyordu. Yahudilerle yapılan anlaşmada da savaş gerekleri belirlenmişti. Fakat şu an için sadece baskın yapılabilirdi. Başka türlü bir saldırı düşünülemezdi. Kureyşlilerin kervanları saldırıya açıktı. Özellikle ilk baharda ve yazın ilk aylarında Suriye'ye yaptıkları ticaret hareketli olduğu sırada Medine'den yapılacak olan saldırılara savunmasız kalabilirlerdi. Sonbahar ve kış aylarında ise kervanlarını daha çok güneye Yemen ve Habeşistan'a gönderiyorlardı. Medine'de kervanlarla ilgili toplanan bilgiler kesin olmaktan uzaktı. Çünkü sık sık son anda plan değişikliği olurdu. Mekke kervanları Medineli Müslümanlar Kızıldeniz kıyısındaki stratejik noktalarda yaşayan Bedevi kabilelerle anlaşma yapmayı başardılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine dışına çıkınca şehirde kendi adına yönetimi devralan bir arkadaşını Hazreç liderlerinden Sa'd ibni Ubade'yi vekil olarak tayin etti. Bu olay hicretten 11 ay sonra meydana geldi.'' O zamandan sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir daha sefere katılmadı ve giden gruba elinde uzun bir sopanın ucunda beyaz bir bez taşıyan bir lider tayin etti. İlk yıl Peygamber aleyhissalatu vesselam sadece muhacirlerden Cumahlı lider Ümeyye yönetiminde ve yüz silahlı adam eşliğinde zengin bir kervanın kuzeyden geldiği haberleri Medine'ye ulaştı. Umeyye her zaman için İslam'ın en azgın düşmanlarından biri olmuştu. Müslümanların saldırmak istemesinin diğer bir nedeni de ele geçirdikleri ganimetlerdi. Ticari eşyaların yaklaşık 2500 deveye yüklendiği söyleniyordu. Fakat sadece muhacirler 100 Kureyşli'ye karşı koyamazlardı. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer yarısını Ensar'ın oluşturduğu 200 adam gönderdi. Fakat bu kez de bilgiler yetersizdi ve yine hiçbir çatışma olmadı. Bundan yaklaşık üç ay sonra daha az korunan zengin bir kervanı daha kaçırdılar. Kervan Şems ile Ebu Sufyan'ın Suriye'ye götürdüğü mallarla yüklüydü. Kervanın haberi Medine'ye geç ulaşmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve adamları Medine'nin güney batısından Kızıl Denize açılan Yenbu ovasındaki Uşeyre'ye vardıklarında kervan çoktan oradan geçip gitmişti. Fakat Ebu Süfyan belli bir süre sonra belki de daha fazla yükle Suriye'den dönecekti. İşte o zaman Allah dilerse onları kaçırmayacaklardı henüz hiçbir çatışma meydana gelmemiş olmasına rağmen Kureyşliler Medine'deki düşmanlarına karşı alarmdaydılar. Fakat bu durumun güney ticaretlerini engellemeyeceğini zannediyorlardı. Bu zanları tersine çıktı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'den gelen bir kervanın haberini aldı ve kuzeni Abdullah İbni Cahş'ı sekiz muhacirle birlikte Taif ve Mekke arasındaki Nahle Ovası'nda beklemek üzere gönderdi. Recep ayındaydılar. Yani yılın dört haram ayından biri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah radıyallahu anha saldırı emri vermemişti. Sadece haber getirmesini söylemişti. Şüphesiz ileriki saldırılarda hazırlıklı bulunmak için güney kervanlarının ne derece korunduğu hakkında fikir sahibi olmak istiyordu. Muhacirler Nahle'ye varıp Yolun çok yakınında gizli bir yere konaklandıklarında küçük bir Kureyş kervanı onlardan habersiz yakınlarında bir yere konakladı. Develer deri, kuru üzüm ve diğer ticari eşyalarla yüklüydü. Abdullah ve arkadaşları bir ikilem içindeydiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tek açık emri onların haber getirmesiydi. Fakat onlara savaşmaları gerektiğini söylememiş ve haram aylarından da bahsetmemişti. İslam öncesi bu yasak şimdi de geçerli mi diye kendi kendilerine soruyorlardı. Şu ayeti de düşünüyorlardı. Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla onlara karşı savaş açılana izin verildi. Onlar haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Kureyş'le savaş halindeydiler. Bunun yanı sıra kervandakiler arasında Mekke'deki diğer kabileler arasında İslam'a en çok düşmanlık gösteren Mahzum kabilesinden iki adam vardı. Receb'in son gününün sabahındaydılar. Güneşin batmasıyla haram ay olmayan Şaban ayına gireceklerdi. Fakat o zaman da düşmanlar haram ayla değil haram bölgeyle korunacaklardı. Çünkü güneş batıncaya kadar Mescid-i Haram'a ulaşacaklardı. Bir müddet süren kararsızlıktan sonra saldırmaya karar verdiler. İlk attıkları okla Abdüşşems kabilesinin müttefiki olan Kinde kabilesinden bir adamı öldürdüler. Hemen arkasından mahzumlu Osman'ı ve bir azatlı olan hakemi esir aldılar. Fakat Osman'ın kardeşi Nevfel Mekke'ye kaçmayı başardı. Abdullah radıyallahu an ve adamları develeri, esirleri ve ticari eşyaları Medine'ye getirdiler. Abdullah getirdiklerinin beşte birini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdi. Geri kalanlarını da arkadaşlarıyla paylaştılar. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam verilenleri kabul etmedi ve size haram ayda savaşmanız için izin vermemiştim dedi.'' Bunun üzerine bu muhacirler grubu günah işlediklerini anladılar. Medine'deki arkadaşları onları haram aya tecavüzle suçladılar. Yahudiler bunun peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için kötü bir şöhret olacağını söylediler. Kureyşliler ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haram aya tecavüz etti diye her tarafta propagandaya giriştiler. Bunun üzerine şu ayetler nazil oldu. Sana haram olan ayı onda savaşmayı sorarlar. De ki: Onda savaşmak büyük bir günahtır. Allah katında ise Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescidi Haram'a ziyaretçilerin girmelerine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak daha büyük bir günahtır. Fitne ise katilden beterdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti şöyle yorumladı. Haram aylarda savaşmak yine haramdı. Fakat bu durum bir istisnaydı. Bu yüzden Abdullah'ın verdiği beşte biri toplumun genel harcamalarına kullanmak üzere kabul etti. Mahzum kabilesi esirleri için fidye göndermişti. Fakat onların azatlısı hakem Müslüman oldu ve Medine'de kaldı. Bu nedenle Osman Mekke'ye yalnız döndü. O Şaban ayında çok büyük önem taşıyan bir vahiy nazil oldu. İlk kelimeleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kıble tayini için gösterdiği aşırı dikkate değiniyordu. Camide kıble, mihrapla yani Kudüs'e yönelik duvarın ortasında konan taşlarla belirlenmişti. Fakat şehir dışındayken kıble güneş ve yıldızlara bakarak belirlenebiliyordu. Biz senin yüzünü çoğu defa göğe doğru sağa sola çevirip durduğunu görüyoruz. Şimdi elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Mescidi Haram yönüne çevir. Her nerede bulunursanız yüzünüzü onun yönüne çevirin. Bunun üzerine Mescid'in Mekke'ye bakan güney duvarına bir mihrap yapıldı. Bu değişiklik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi de memnun etmişti. O günden itibaren Müslümanlar beş vakit namazda ve diğer namazlarda yüzlerini Kabe tarafına çevirdiler.''